Aslında sormak lazım. Afra ne diyorsun? Bekar mısın? Afra bekar. Ama mikrofonla konuşalım yani. Sesini de duymak istiyorum yandan. Abi diyor ki gel iste ayol diyor. Ya isteyeceğim Gel ayol işte da. ya. Ama işte niyeti var mı yok mu? Küfür mü etti orada nokta nokta çıktı? Yok ya, baksana öpücük atıyor. Afra yaş kaç? Senin yaş kaç? Benim 25. Olur. 22 tamam. Ama konuş ya mikrofon bas ya Afra. Kurtardı yaşta. Evin var mı? Araban var mı? Evim, arabam var. Bu arada müzisyenim. Tamam. Fotoğrafımda sıkıntı yok ya. Aşırı yakışıklı olduğum için koymuyorum. Çok fazla yürüyorlar. O zaman şey yapalım. Hafta Ben sana konum atsın yarın. öyle mi? Diğer günde istemeye gelin. Nerede Yani yaşıyor ki? abi Afra ben nerede yakışıklı yaşıyor? adam. Afra yaşıyor bir yerlerde ya. Bu maçta Türkiye'nin her yerinden geleceksin. Ben Afra mikrofonunu açarsa Hamza kendisine bir beste yaptım. Onu söylemek isterim mikrofonunu açarsa. abi. Açarsa kendine kalmış. Yani açmazsa da Ben kendi kaybeder. Ankara'dayım abi. Açıyor mu Afra? Ankara. Ankara'nın neresi Bahra? Afra. Aç kız şu mikrofonunu. Bir besteyle beni kandırabileceğini mi düşündün? Düşünüyorum. Doğru düşünmüşsün. O zaman aç. Böyle. Heh. Ya niye mikrofon basmıyorsun peki? Hastayım çünkü. Hasta mısın? Evet. Oy sana geçmiş olsun. Sana mercimek çorbası yapayım mı? Canın geçmiş olsun. Seni mercimek çorbası yapayım sana. Açmasam da olurmuş. Ha, şaka yaptım Afra'ya. Sana bir tane beste söylemek istiyorum ama besteden sonra eğer etkilendiysen etkilendim demeni isteyeceğim. Hadi. Tamam mı? O zaman gitarımı alıyorum. Bekliyoruz. Test deneme 1, 2, 3. Geliyor mu? Güzellik böyle sesine hayatım dönsün dursun yine kaçsın gelsin burada bir kuş uçmuş yine içimde. Sen orada, bense Alkış tutalım arkadaşlar. uzakta. Ne olurdu hayal gibi kurdum seni. Saatim 8 bile değildi. Uyandır beni Abi. rüyadan. Ne abi? Ne olur Afra, ne olur bir daha bana bakma. Utanıyorum. Çorba
Kaynasın gelsin evde, mutfakta hep orada. Frazi seviyorum. Kaç bana. Kaç bana. Afra. Nasıl? Bu doğaçlama. Abi harikasın. Doğaçlamaydı ha, nasıl? Güzel kanka. Vallahi sağlık, ağzına sağlık. Eyvallah, ama Afra Hanım'ın yorumları sizinkinden daha önemli şu an için. Afra konuşsun artık. Afra, beğendin mi Afra? Abi buna düşmeyen kızı iterim. Şaka yapıyorum. Afra bir ses, bir mikrofon açar mısın Afracığım lütfen? Abi daha önce biri bana yazmış ki sizin lobinin sesi bana geliyor yazmış. Bir şey diyeceğim. Evet. Sen profesyonel bir yürüyücüsün. Öyle mi diyorsun Afra? Evet. Sen de amatör yürünen misin? Galiba. O zaman bu yürüyücü sana yürümek istiyor Afra. Beğendim. Bu yürüyüşü bir son buldurun ya. Efendim Afra? Beğendim. Ağzına sağlık. Sesin de güzel. Sen ne iş yapıyorsun peki Afra? O nasıl bir ismini söyleme şeklim? Hoşuna gidiyor mu ismini söyleme şeklim? Ben okuyorum şu an. Ne okuyorsun? Grafik tasarım Konya'da. Konya'da grafik tasarım mı? Konya'nın neresinde okuyorsun? Nasıl bir laf abi? Bir şey soracağım. Havuz başında okuyor. Neresinde oturuyorsun? Bilmiyorum, daha hiç gitmedim pandemiden dolayı ilk senemde. He. Yok. Ankara'nın neresinde oturuyorsun? Geçiyorum. Afra hep bir dakika bir dakika Afra, bu çıkart o sigarayı ağzından Afra. Hayatım bunu konuştuk ama hastasın, içmeyeceksin. Anlıyor mu? Ama hayır yani bu kendini biraz bakacaksın kendine. Hani kendini düşünürsün, beni düşün. Bu arada arkadaşlar Afracığım şunu söyleyeyim. Ben sevgilisi olmayan insanlara, kızlara sevgililik hizmeti veriyorum online olarak. İsterseniz bundan bir tık sonra ücretli 100 lira saatlik. Yani bir saat boyunca sevgili rolünüzü üstleniyorum. 100 TL karşılığında. Size şarkılar söylüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sizi düşünen hareketlerde bulun. Efendim Afra? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle hayatım. Bak mesela böyle oluyor. İyi bana at, 200 lira atayım lobimden git. Oy, senin aşkın yalanmış, bana yalanmamış mı lazım mı diyorsun? Peki Afra, sen IBAN at, tamam mı? Ben sana 500 lira attım, yarın İstanbul'a gel. Olmaz mı? Olmaz. Son ay belki. Abi ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim de kusura bakma. Ama şaka maka bir yana, bak şaka maka bir yana, işin esprisi, sesin gerçekten çok güzel. Ya doğru, sen de güzel derken, yani bak sen de yani güzel derken o ZS oluverdi ya bir anda ansızın. Güzel. O da beni işte bitirdi Afra. Güzel. Hani güzel diyordun, o ZS'ye dönüverdi ya bir anda. Güzel. Orada işte ben... Hastayım çünkü sesim çıkmıyor. Tamam orada ama ben, orada ben mi... Eridim ya orada. Gerçekten profesyonel bir yavşak. Profesyonel bir yavşak. Ya öyle demeseydin iyiydi ama. Adam alın teriyle iş yapıyor burada ya. Tamam o zaman Afra sana bir tane daha şarkısı.
Sana bir şarkı daha var Afra. Sana bir şarkım daha var Afra, dinle. Aga hadi bakayım. Ama kız toprağım oluyor ha. Angaralıymış. Sana güzel şeyler söyledim, evet. Hak etmedin hiçbirini, sen afra değilsin. Birazcık güzel şeyler söyledim sana, rüyalarında bile bulamazsın. Türküler, bu sözler, hayallerin senin. Kötü, çok kötü Afra. Hak etmezsin bunu sen. Hiç beni hak etmedin. Gezman Afra, gezman, gezman, gezman Afra, gezman, oh gezman, oh gezman Afra. Hak etmezsin öyle güzel sözleri, yürüyünce bile sana ciddiydim ben, oysa sana tutuklu. Gezban, gezban, o oh gezban, 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 gezban. Afra, güzel bir şey bile söylemedin. Ulan Kezban, sen hayatında böyle şarkı mı dinledin? Beni hemen yargıladın. Sana böyle cümleler kuranların kapısına yatardım. Kezban, Kezban, Kezban. Oku beni piksel piksel, tasarla beni Kezban, Kezban, Kezban Afra, Kezban, Kezban, Kezban Afra. Haydi Konya'ya, haydi Konya'ya, haydi son. Kezban, 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 Kezban. Nasıl, hoşuna gitti mi? İşte bu. Gece gece bana performans sergilettirdiniz ya. Abi çok iyisin ya. Harbi mi diyorsun lan? İyisin kanka, sesin güzel de. Sesin güzel de karakter mi yok? Öyle mi anlattın ki? Bir şey söyleyeyim mi? Buyursunlar. Sen adamsın. Harbi mi diyorsun? Evet. Az önce yavşak dedin bana.
Sen bana yavşak dedin diye bak. Tarihte bak bütün bestelere bak. Zaten böyle bunlardan sonra gerçekleşiyor besteler falanlar filanlar. Hep böyle sevdiği kızın terslemesi Ben üzerine insanlar beste yapıyor. gerçekten adamsın. Beğendin mi lan hakikaten kanka? Evet. Harbi mi diyorsun? Abi bak, şöyle bir şey söyleyeyim. Ses var. Doğaçlama var. Troll var. Yürüyen yeteneksin. Ama oturuyorum işte. Şaka da var işte. Bunu göstermek istedim. Aynı zamanda şaka da var. Sesin geliyor mu? Ha, bu çok... Bir de komik. Teşekkür ederim. Burcu ne senin? Kız. Efendim? Burcun ne? Aslan. Bayılırım aslanlara. Senin Terazi. yani sormak için sordum, burçlar hakkında bir fikrim yok. Ben sana söyleyeyim. Aslan'ın terazinin uyumunu söyleyeyim sana. Öyle. Aslan burcu kükrediği zaman terazi dengeleri oturtmayı iyi bilir. Terazi burcu hassas ve güzelliklere önem verir. Aslan burcu da bu güzellikler karşısında teraziye çok iyi ayak uydurabilir. Cinsel hayatınız 10 numara ten uyumunuz vardır diyor burada. Efendime söyleyeyim. Anlaşma konusunda da ev işleri konusunda da birbirlerine çok ortak noktalar yapalı. Aslan kadını diyor. İşten geldiği zaman terazi erkeği mutfakta her şeyini hazırlamış olur diyor. Masayı koymuş olur diyor. Burada yazanlar bunlar. Bir aslanın beklentisi O bir zaman hep ilişkide bol para diyor. 7.500 TL aylık maaş alıyorsa diyor. Olur diyor aslan kadın için teraziyle. Tam sınırda tutturdum yani. evleniyorum. Kanka sohbetinizi bölüyorum. Ben çıkıyorum. Görüşmek üzere. Size Kanka hayırlı yürümeler. görüşürüz eyvallah. Bir sal artık ya sen de Tamam bak hakikaten yat. sesin güzel. Sesini iyi yerlere kullan, tamam mı? Tamamdır. Hadi görüşürüz. İyi Allah'a yerlere emanet ol. kullan. Ne yapayım ya? Afiyet Kulağına mı olsun. üfleyeyim ya? Ne yapayım ki yani? İyi yerlere kullan. Teşekkürler. Ne bileyim. Afro ne Aynen nasıl bileyim. bir yerde Kafam kullanabilirim kafam. yani sesimi? Ne yapayım yani? Anonsörlük mü yapayım? Yürü patla. YouTube'a at. Instagram'a at. TikTok'a at. Bir şey at. TikTok at hatta. Böyle saçma saçma videolar at önce. Sonra tutsun bir. Öyle mi Sesine. tutuyor TikTok? Vallahi bak şimdi böyle gir saçma saçma videolar at. Ondan sonra biraz bir takipçi kaz. Ondan sonra işte benim sesim de güzeldi falan diyerekten geç. Tamam kanka. Bu taktiği Yoksa tutmaz unutmayacağım. yani. Tamam kanka hadi hayırlı günler Allah bir yastık hocasın. Evlenirseniz düğünüze bekliyorum. Amin Benim gelmek amin. istiyorum yani tamam Şahin mı? Bana düğüne bir ben de. yarım altından aşağı takmazsın herhalde diye düşünüyorum. Burada aşka şahitlik Sen olur. davetiye kargoyla da olsun neyle olursa benim kafama kadar getir yarım altın takmazsam o da benim ayıbım olur. Tamamdır Şahincim. Tamam kanka öpüyorum hadi Hadi görüşürüz kanka o gözlerinize bak. gülü sallama hadi bakalım. Tamam bakalım hadi. Evet Afra ne düşünüyorsun benim hakkımda? Düşüneyim senin hakkında. Söyledim ya az önce. Bizim geleceğimiz yok mu Afra? Böyle karanlık konuşuyorsun. Abi ne geleceği 10 dakika önce tanıştık. Hayır, önümüzü göremiyorum. Yani bu ilişkinin devamını göremiyorum gibi böyle karanlık bakıyorum gibi geleceğe falan. Bu tarzdan bir kurtul ya Afra. Bu değil yani bu olmamalı. Bence pozitif olmalıyız yani ikimizin de. Yani ikimiz de bu ilişkide şapkamızı önümüze koyup nerede hata yaptık? Kim nerede nasıl bir hata yaptı? Bunu bence sorgulayalım yani birbirimizle. Diye düşünüyorum Afracığım. Haklı mıyım? Anlıyorum seni. Peki bir Çok ilişkide kıskanç haklısın. mısın Özür Afra? dilerim. Kıskanç mısın peki bir ilişkide? Yani yok be. Bu Ben arada şuna inanıyorum. Bir insanın bir insandan önce de hayatı vardır ve o hayatına giren insan bunu kısıtlayamaz, engelleyemez. doğru söylüyorsun. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Dediğin şeye hiç katılmıyorum. Çünkü ben profesyonel yavşak falan değilim yani. Ama öyle bir girdin ki. Ama ne yapayım beğendim. Böyle herkesi de beğenmem ben.
Boyun kaç? 63. 1,63. Uzun boylu erkeklerden hoşlanır mısın? Ne kadar uzun? 1,78. Yani normal. Şaka yaptım. 1,90. 1,90 mı? Evet. Ne oldu ya? Boynum tutulur seninle konuş. Niye canım? Ayakta niye konuşuyor? Otururuz. Doğru. Ayakkabı numara kaç Afra? 41 numara üstünü ben kabul edemiyorum da çünkü bünyem almıyor. Kaç senin ayakkabı numaran? 36, 37. Tam ideali biliyor musun? Gerçekten. Vallahi tam 36-37 tam yani. Biraz zorlasan çocuk reyonundan bile alınır sana ayakkabı ileride. Evet. Peki. Erkek çocuk ve yanındakiler olabilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne zamandan beri Efendim. sevgilin yok? Ne zamandan beri? 1,5 yıl olmuştur. Bir, bir buçuk. Sen ne diyorsun? 1,5 senedir sevgili yok mu? Senin gibi güzel, harika bir kızın. Teşekkür ederim. Yok. Neden yok? Ne bileyim, gerek duymadım. Anladım. Ya bu bir ihtiyaç değil aslında. Gerek duymadım değil. Hani insanın karşısına birisi çıkar ve olur yani. Öyle tabii Ve de hani ansızın şey olur ya için. genellikle, ansızın. Evet, beklemediğin anda. Tam beklemediğin anda, bir gecenin köründe, bir sabahın güneşinde, anladın mı? 07:33'ünde, 30'unda. Böyle ansızın olur ya, böyle beklenmedik bir yerde. Ama buradan olmaz ya. Nereden yapalım? Yok yani buradan tanıştığın insan olmaz yani. Niye bu, tam çıkayım buradan, nereden ekleyeyim seni? Tanışayım bir yerden, tanışalım seninle o zaman. Sen ciddisin. Efendim? Sen ciddisin. Evet. Ben troll falan sanıyordum seni. Troll falan değilim. Fethaccan sever misin? Ankara, İstanbul. Bak kızım, kendine gel. Mesafelerin önemi yok, tamam mı? Biz birbirimize sıkıca sarıldıktan sonra mesafelerin hiçbir değeri ve anlamı yok. Fethaccan dinliyor musun, dinliyor musun? Şimdi bunu söyle bana. Dinlemiyorum. Tamam, sana günde 3 parça Fethaccan yazıyorum. 3 oyun. Bunu zamanla 2'ye düşüreceğiz. Eğer beni reddedersen bu aşkın katili sensinle başlayabilirsin. Eğer düşünme aşamasındaysan da boş bardak bir gün dolar. Bunu da söyleyeyim. Yani şimdi biz tanıştık, karşılaştık, tanıştık. Benim bir tane grafikerim var. İsmi Karaman. Onu zaten işten atmayı düşünüyordum. Hem de senle beraber ofisimiz beraber olur, atıyorum. Bir de o çok gülüyor. Çok fazla gülüyor çocuk. Sürekli bir şey söylüyorum, gülüyor yani, anladın mı? Artık iş yapamaz noktasına geldik. Sonra onu işten atacağım. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen gerçekten troll müsün? Ciddi misin? Ben anlamıyorum seni. Ben ciddiyim. Ciddi olmamı yani, daha ne yapabilirim yani, şu küçücük ekrandan sana bakıyorum. Daha ne yapabilirim ya? Şarkı yaptım. Sana şarkı yaptım, besteledim sana. Sana ben çiçeği mi alacağım, geleceğim isteyeceğim, yoksa bir sevgililik süreci mi istersin, yoksa direkt isteyelim, nişan mı yapalım yani? Sen bana bunu söyle. Yoksa tarama evresine mi geçelim? Direkt istemedik gerçekten. Direkt iste mi diyorsun? Hı. Harbi mi diyorsun? Verirler mi? Bilmem. Dene bir şans. Sen beni var ya, gerçekten fena trollüyorsun ya.
Trolle cevap veriyorum, ne yapayım? İyi yapıyorsun Afra. Böyle devam et. Hayret, beni lobiden hala nasıl atmadın ya? Niye atayım ki? Kötü bir şey demedin, küfür ettin, hakaret ettin. Doğru söylüyorsun. Hakikaten kalbini kıracak bir şey yaptın mı? Yok, hayır, ben çok eğlendim, teşekkür ederim. Eğlenceli bir an yaşatabildim mi sana yani? Onu soruyorum sana. Evet. Tamam, o zaman problem yok. Tamam, troll olabilirim ama yani kötü bir insan yapmaz beni bu. Dedim ya, eğlendim yani ben gayet. Ama bir yutkunuyorsun. Efendim? Bir yutkundun ama orada. Hayır. Peki bir şey söyleyeceğim. Saat 7.37'de sen ne yapıyorsun burada yani? Sanki oyun oynuyordum. Ben gelene kadar. Ne? Ben gelene kadar oyun oynuyordum. Aynen, oyun oynuyordum. Sen geldin sonra. Güldük, eğlendik. Hayatı mı değişti? Bir tebessüm bıraktın bize. Teşekkür ederiz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu PUBG Mobile hayatında daha böyle bir lobiyle karşılaşamayacaksın Afra, bilgin olsun. Neden? Gelmez bir daha benim gibisi. Nerede gelecek sana anlık beste Bilmiyorum. yapacak iki tane? Video mu çekiyorsun şu an? Video çekiyorum. Nereye atacağım? He? Nereye atacağım? İzlesene.com'a atacağım Afra. Nereye atabilirim videoyu? Atmanı istemiyorum. Efendim? Atmanı istemiyorum. Harbi mi diyorsun? Evet. Şarkı söylediğim kısımları bile mi? Şarkı söylediğin kısımları atabilirsin de. Atacaktım. İzin vermiyor musun yani? Nick'im falan kapalı. Efendim? Nick'im falan kapalı diyorum yani. YouTube'a atmama izin vermiyor musun? Ben atmanı istemiyorum. Niye ya? Yani benim bulunduğum videoyu. Ama senin bir şeyin belli olmuyor ki. Olsun, istemiyorum. Tamam, o zaman atmıyorum. Ciddiyim ama. Gerçekten Tamam, istemiyorum artık. atmayacağım. Tamam. Sen benimle evlenmeyi düşündün o zaman. Aynen. Adres falan soracaktım sana. Video olduğunu duymasaydım. Harbi mi diyorsun? Efendim? Gerçekten mi diyorsun? Evet, kalbimi kırdın şu an. Bak, beni üzme şimdi ha, kalbimi kırdın falan filan. Troll olduğumu açıkladım ama şimdi böyle deyince ben üzülürüm yani. Benim hayallerimle oynadım, geleceğimle oynadım. Ya sen de trollsün ya. Yok, gerçekten. Nasıl gerçekten ya? Gerçekten benimle görüşmek istediğini düşünmüştüm. Harbi mi diyorsun? Evet. O zaman şöyle yapalım. Ben o zaman bu videoyu sileyim. Sen beni şu an kandırıyorsun Afra. Bana yavşaksın dedin ya. Öyle olduğunu biliyordum çünkü. Yavşak olduğumu biliyordun. Hayır, troll olduğunu biliyordum. Yani video çektiğini falan. E niye uyarmadın o zaman? Bekledim bitirmeni. Bitirmemi bekledin, öyle mi? Evet, bozmak istemedim. Yo, şarkı hoşuna gitti. Dinledin sen de. Yok, şarkıyı beğendim, sesini de beğendim. Bunu inkar etmiyorum ki. Anladım, teşekkür ediyorum.
Sesini ve şarkıyı gerçekten beğendim yani, yaratıcısın. Sağ ol. Sesin de güzel. Teşekkürler. Ama kesmek istemedim yani. Anladım. Ben TikTok'ta canlı yayındaydım bu esnada. Ne? TikTok'ta canlı yayındaydım, video çekmiyordum. Anladım. Sıkıntı olur mu? Olmuşa çare var mı? Şimdi olmuş bir şey için kalbini mi kırdın? Öyle mi diyorsun? Evet. Beni gerçekten şu anda utandırdın ya. Neden? Boğazım kurudu ya. Kurumuş boğazım yani şu an. Ya şöyle söyleyeyim sana, canlı yayındaysan yapacak bir şeyim yok. Hani olmuş bir şey için seni kalbime kıramam şu saatten sonra. Ama videoysa da atmanı istemiyorum. Tamam, videoyu atmayacağım. Ama kalbini kıramam dedin ya. Bu davranışın için teşekkür ediyorum, kalbimi kırmadığın için. Ben de sana iki tane şarkı yaptım. Neden kalbini kırayım? Hani olmuş bir şey için açmışsın canlı yayın, girmişsin, yapmışsın. Şimdi ben burada sana küfür etsem, hakaret etsem elime ne geçecek? Silinecek mi onlar, ya da insanlar izlememiş mi olacak? Tabii canım. Doğru söylüyorsun. Gerek yok o yüzden kalp Ama ben kırmaya. de sana iki tane beste yaptım. Bundan sonra şunu diyebilirsin yani. Bana iki tane beste yapıldı diyebilirsin artık yani. Yok demem ama teşekkür ederim. Hakikaten sana yapıldı o beste yani. Anlık olsa da sonuçta doğaçlama yaptım ama sana yedi yani. Yo, beğendim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Daha fazla seni sinirlendirmeden gideyim o zaman ben. Niye sinirleneyim? Bilmiyorum ki. Kızdın ya bana trollüm diye. Kullanıcının ne? Videolarını izleyebilir miyim? Harbi mi diyorsun? Evet. Twitch platformunu biliyor musun? Neyi? Twitch. Bilmiyorum. Hala canlı yayında mısın şu an? Evet. Arkadaşlar izlemeyin bunu. Görüyorsunuz değil mi? Duygularımla oynadı benim. Geldi bana vaatler verdi evlenmekle alakalı. Şimdi git bana diyor ki canlı yayın. Şu an insanlar kopuyor yalnız senin bu söylemlerine. Arkadaşlar benim duygularım oynadı. Ben gelinlik falan bakmıştım diğer telefonumdan. Ya bak, bazı insanlar üzüldü. Neden? Seni gerçekten üzüldüğünü düşünürler, yani ciddiye aldığını düşünürler. Ciddiye aldım zaten arkadaşlar. Bunu Böyle de izlemeyin. ondan sonra bana laf atsınlar. Kalbini kırdım Gerçekten falan dediler ciddiye ya. aldım. Yok. Gerçekten kalbini kırdın mı kırmadın mı? Bana bunu söyle ya. Arkadaşlar kalbimi çok kırdı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Makara bir insansın. Efendim. Yani yakalıyorsun yani makarayı, Eyvallah öyle eyvallah. söyleyeyim. Eyvallah eyvallah. Yok be, kalbim falan kırmadı. Şey düşünmüştüm ben. Şu an gerçekten canlı yayındaysa seni koruyacağım yani. Gerçekleri söyleyeceğim. Gerçekten canlı yayınım. Allah belamı versin canlı yayındayım ve sana şey dediler. Kız çok zeki Tabii. bir kız dediler yani sana şu an anlık chatte. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Canlı yayın olduğunu tahmin etmemiştim. Bir şey düşünmüştüm ben. Bu video falan yapıyorlar ya, onu düşünmüştüm. Hani video olduğunu düşünmüştüm ama troll olduğunu biliyordum. Bu ben ciddiydim, kalbimi kırdım falan meselesinde ben şaka yaptım. Video olduğunu bildiğim için yani. O yüzden kalbim kırılmadı. Üstelemeyin, adam emek veriyor. İzleyin. Adam olun, akıllı olun. Hoşça kalın. Sen neler diyorsun ya? Helal olsun. Kral yani, yemin ediyorum kral. Bak şimdi trollüm, bak gerçekten izleyeceğim, geleceğim. Tövbeler olsun. Alkışla beni. Bravo, tebrik ediyorum. Öyle değil. Buradan alkışla görmem lazım.
Oradan nasıl yapıldığını öğrenemedim ya ben. Alkışı nereden yapılıyor? Ya üf, bu kadar da olmaz şimdi. Vallahi daha ben hiç bilmiyorum burada buradaki olayı. Hangi tuşla yapılıyor acaba ya? Ne oldum? Heh. Buldum, helal olsun. Helal sana lan. Hadi git. Video çek. Millet trolle. Ama böyle deyince de şey oldum biliyor musun? Böyle Ne deyince oldu? bir kötü o hissettim. Niye be? Hadi git videonu çek deyince. Abi ne diyeyim Allah'ım? Ne olursun dabimde kal. Ya böyle deyince Bak şöyle söyleyeyim sana, nasıl ikna ederim bilmiyorum ama gerçekten kalbim kırılmadı ve gerçekten çok eğlendim. Sesini çok beğendim. Yaratıcısın, direkt anında böyle hemen şarkı falan yapıyorsun. bana Bu aşık olmadın yeteneğini mı peki? kullanman güzel. Efendim? Bana aşık olmadın mı? Yani oyunda 10 dakika önce tanıştığım bir insana neden aşık olayım ki? Anladım. Yani kalp bu. Öyle hemen açılmıyor. Doğru söylüyorsun. Ama sevdim yani, eğlenceli birisi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nikim hype bu arada. Efendim? Nikim hype. O dediğin HGP. şey nasıl bir yok hayır, o dediğin uygulama nasıl bir uygulama? Onu bile Normal bilmediğim için. canlı yayın sitesi ya, web sitesi. Big Live gibi. Bigo Live gibi ama Twitch. Twitch. Yani Anladım. muhtemelen Google'a hype yazsa çıkıyor mu? Bakıyorum hemen, bekle. Evet, ikinci sırada çıkıyor. Google'a hype yazdığın zaman. Peki bir şey soracağım. Evet. Sabah sabah neden ben? Nasıl? O ne demek ya? Hayır, sabah körü neden ben? Ama şimdi sen neden ben deyince burada sanki böyle neden benim kalbimi kırdın gibi oluyor. Patlamış kalp kırmaya. Abicim kalbim kırılmadı. Hakkını helal ediyor musun? Sana hakkımı sonuna kadar helal ediyorum. Hiçbir hakkım yok zaten. Gayet eğlendim. Sana hakkını helal ediyorum. Tamam, ben de hakkımı helal ediyorum o zaman. Neden ben? Söylesene birazcık Vallahi peki. Neden ben, anlatsana birazcık. vallahi. Neden ben? İyi, güzel. Çok memnun oldum seninle Güzel. tanıştığıma, Afra. Ben de. Bir gün canlı yayınlarımızı da izlemeni isterim. Müsait olduğun zamanlarda. Akşam saatlerinde yayın yapıyorum. Normalde oyunlar oynuyorum ama PUBG'ye de böyle ayda bir kere falan giriyorum. Onu da söyleyeyim. Onda da seninle Ayda bir karşılaştık. kere de beni mi buldun? Vallahi seninle seni buldum. Peki. Ya arkadaşlar da bana şey yazıyor. Sen etkilendin galiba falan yazıyor. Arkadaş öyle bir şey yok. Hayır. Hayır. Bir şey diyeceğim. Efendim. Bu canlı yayın muhabbeti trollse o zaman gerçekten kalbim kırılmış. Yok, bu canlı yayın muhabbeti troll değil. O kadar hasta değilim yani. Bak onu da troll olsa o hastalık işi bir troll oluyor artık o. Çünkü bu şovun kime yani o zaman, anladın mı? Canlı yayında da değilsen o zaman kime bu şovun yani olur? Tamam o zaman. Dediğim gibi ya, hype yazarak, HYPE yazarak Twitch platformunda kanalıma ulaşabilirsin. Ulaşırız bir gün. İzleriz. Hayırlısıyız Biraz diyorsun. da ben eğlenirim. Aynen öyle. Gülerim falan. Bana güldüler değil mi? Aga be. Sana gülmediler de benim şarkıma güldüler.
Sen bana Onu yavşaksın ben deyince de ben de dedim. sana kezbansın dedim Kurban ya. nedir ya? Kurban nedir ya? Yok öyle. Öyle çıktı yani. Oldu o zaman. Olduğu zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Başarının devamını dilerim. Sana da başarılar. Kendine çok iyi bak. Eminim. Hoşça kal. Çıkıyorum ben. O zaman. Instagram unuttum ya. Tolezor 3 lira göndermiş. Selamlar Instagram'a. Nikini yazmamışsın kanka. Selamlar 3 lira gönderdim. HG demiş. Aleyküm selamlar. 21 Hill 2 5 7 kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler efendim. Evet, bir izleyici daha kattık. 07